Arkadaşlar hepinize merhaba. 3-4-5 yayınlarından iki tane şık güzel soru çözeceğiz. Bu PDF'lere ulaşmak için hemen alttaki açıklama kısmındaki linke bakabilirsiniz bu arada. Aynı zamanda bu videoda da bir çekilişimiz olacak. Çekilişimizde isteyen bir arkadaşımıza 3-4-5'in fizik kitaplarından TYT ya da AYT kazanan kişinin talebine göre hediye edeceğiz. Çekecek katılmak için abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız yeterli. Herhangi bir yorum yapabilirsiniz. Sorularla ilgili bir şey de sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler olursa. Şimdi bakalım soruların çözümlerine. Biraz gene sorulara vakit ayıracağım. Böyle geniş geniş detaylı bir şekilde tartışmak istediğim bir takım şeyler var. Özellikle burada çözeceğimiz 19. sorudan. Sürtünmesiz yatay bir yolda durmakta olan şekil 1'deki K ve L cisimlerine eşit büyüklükteki FK, FL kuvvetleri uygulanıyormuş. Tamam, bunlara F büyüklüğündeki kuvvetler diyelim. Eşit büyüklükte kuvvet uyguluyorum. Peki, cisimlerin kinetik enerjilerinin zamana bağlı değişim grafiğini de şekil 2'de bana vermiş. Ve burada alfanın teta'dan büyük olduğunu görüyorum. Yani alfa eğer teta'dan büyükse şöyle diyebilirim. Herhangi bir T anına geldiğimde EK'nın şöyle EL'den daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Alfa açısı daha büyük olup burası daha dik çıktığı için. Yani birim zamanda K'nın kinetik enerjisi daha fazla artıyor. Şimdi ben şöyle düşünebilirim. Herhangi bir anda yapılan iş ne olacak? F çarpı X kadar olacak. Şimdi F'ler ikisi için de aynıysa demek ki K için X daha fazla olacak. K için X'in daha fazla olması aynı kuvveti uyguladığımda nasıl mümkün olabilir? K'nın kütlesi L'nin kütlesinden daha küçükse K daha hızlı ivmelenir. Daha yüksek ivmeyle ivmelenir. Yani buradan çıkan sonuç ne olabilir? K'nın ivmesi L'nin ivmesinden daha fazla. Hatta aynı şeyi şöyle de düşünebilirim. T sürede bunun kazandığı kinetik enerji, bunun kazandığı kinetik enerji. Gerçi orada bir şeye dikkat etmem gerekir. Kinetik enerjide mv kare falan diyorum. Hem kütle var hem hız var. İkisini bir anda düşünmeyeyim. Bu yaptığım yöntem daha iyi. F çarpı x dedim. Yapılan işler K'nın kinetik enerji değişimi daha fazla olduğuna göre, K'da yapılan iş daha fazla olduğuna göre, F'ler aynı olduğuna göre nasıl olabilir? XK, XL'den, onu da şöyle yazalım. X'in aldığı yol aynı sürede L'nin aldığı yoldan daha fazla olmalı. Bu nasıl mümkün olabilir? İvmesi daha fazlaysa mümkün olabilir. Bu nasıl mümkün olabilir? Aynı kuvveti uyguladığımda kütlesi daha küçükse mümkün olabilir. Yani L'nin kütlesi K'nın kütlesinden daha fazla. K cismine ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü L'ninkinden kesinlikle daha büyüktür. Kütlesi bir kere daha küçük. Bu yanlış olacak. Şimdi T sürede vardığı hız daha fazla olacak. Çünkü ivmesi daha fazla. İvmesi daha fazla olduğu için T sürede vardığı hız daha fazla olacak. Ulaştığı hız daha yüksekse ortalama hız, ilk hız artı son hız bölü 2 olacağı için ortalama hız da daha fazla olacak. Ya da aynı T sürede demiştim ya X'i daha fazla diye. Aldığı yol daha fazlaysa o zaman ortalama hız daha fazla olacak. Gelelim üzerine uygulanan güç. Aynı T süreyi referans alacak olursam. Bu arada hocam bu burada TK, TL yazıyordu. Siz buna götürdünüz T yazdınız. Nasıl yaptınız bunu kesin diyebilir miyiz derseniz. Grafiğin o noktası olmak zorunda değil. Ben herhangi bir şöyle bir T süresi seçerim. Diyelim ki 5 saniye gibi bir süre. Burada da şuraya denk geliyordur. Bunları kıyaslıyorum. Çünkü alfa ile teta arasındaki ilişkiyi bildiğim için ben zaten artık şeyi biliyorum. T süre sonunda bunun sahip olduğu kinetik enerji, bunun sahip olduğu kinetik enerjiden daha fazla şu açılardan kaynaklı. Peki. Hızı daha fazla dedik. Kinetik enerjisi daha fazla. Hızının daha fazla olduğunu söylemiştik ama bir de kinetik enerjisi daha fazla. Kinetik enerjisi daha fazlaysa üzerine yapılan iş daha fazladır. Üzerine yapılan iş daha fazlaysa üzerine uygulanan güç için, tabi burada ortalama güç demek daha doğru olur aslında. Üzerine uygulanan güç için ne söyleyebiliriz? Toplam yapılan ortalama güç için zamana bölümü. Şimdi zamanı ikisi için aynı aldığımda K cisminin üzerinde yapılan iş daha fazla olduğu için K'nın ortalama gücünün daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Cevabım E şıkkı olur. Bir başka yaklaşımla gideyim. İtmeden gidelim. F kuvvetini T süre boyunca uyguladım. F kuvvetini T süre boyunca uyguladım. Momentumu P oldu. Momentumu P oldu. Şimdi bunların ikisinin momentumları da birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü F kuvvetini T süre boyunca uyguladım. Bunun kinetik enerjisi, K'nın kinetik enerjisi momentum üzerinden yazacak olursam, yani 1 bölü 2 mv karede şöyle yapıyorum. M kare v kare yerine p kare yazıyorum.
Ve daha sonrasında m ve kare olması gerektiği için m'e bölüyorum. Ne oluyor? Şurası p kare bölü m oluyor. Yani kinetik enerjiyi ben p kare bölü, bir de şurada 1 bölü 2 var, 2m şeklinde yazabilirim. Tartışmayı biraz daha böyle boyutlandırmak için söylüyorum. Şimdi momentumları birbirine eşitse K'nın kinetik enerjisinin daha fazla olabilmesi için kütlesinin ne olması gerekiyor? Daha küçük olabilmesi gerekiyor. Yani K'nın kütlesinin daha küçük olabileceğini buradan da söyleyebilirim. Bu detaylı tartışmaları yapabilmek açısından hani bunu önemsedim. Şimdi biz normalde eğer bir kuvveti belli bir süre boyunca, aynı süre boyunca uyguluyorsak burada itme ile yorum yapmamız daha mantıklı olur. Ya da bir kuvveti belli bir yol boyunca uyguluyorsak da iş üzerinden yorum yapmamız mantıklı olur. Ben burada ikisini de nasıl kullanacağımızı gösterdim. Aralardaki geçişleri de iyi kavramak gerçekten önemli. İşte zaman veriyorsa kesinlikle itme, yol veriyorsa kesinlikle enerjiden yapacağım diye bir şey yok. Aradaki geçişleri tamamlamak da çok önemli. Kinetik sürtünme katsayısının sabit olduğu yatay bir düzlemde birbirine iple bağlı 1 kilogram ve 3 kilogram kütleli kahve ile demir kasaları büyüklüğü sabit ve 80 Newton olan, göstermiş onu. Bir F kuvvetiyle çekildiğinde ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Şimdi bu ok yönünde sistem sabit hızla hareket ettiğine göre F kuvveti 80 Newton iken buradaki sürtünme kuvveti de ne kadar olacak o zaman? Bu da gene 80 Newton olacak. Peki. Buna göre şu sabit hızla hareket ediyor. Önemli, dikkat edelim. Sağa doğru uygulanan kuvvetle sola doğru uygulanan kuvvetler birbirine eşit. Buna göre K demir kasası musluk altından geçerken kasaya 1 kilogram kütleli su dolarsa bu andan itibaren sistemin ivmesi falan sorulmuş. Buraya ne yapacağız? K kasasına mı? Şöyle. Buraya 1 kilogram daha sıvı dolacak. Şimdi toplamda benim sistemin kütlesi 4 kilogramdı. Sistem 4 kilogramken ağırlığı 40 Newton. Etki eden sürtünme kuvveti de 80 Newton'da. Şimdi 5 kilograma çıktı. Ağırlığı 50 Newton oldu sistemin. Buna etki eden sürtünme kuvveti de aynı oranda artacak. Ne olacak? Sürtünme katsayısının hatta buradan K eşittir 2 mi çıktığını görebiliyorum. Çünkü zeminin uyguladığı tepki kuvveti toplamda 40 Newton. 40 çarpı 2'den 80. O zaman bu da 2 ile çarptığım zaman 100 Newton olacak. Oran orantıdan da yapabilirdim. Etki eden sürtünme kuvveti 100 Newton. Şöyle yapalım. 100 Newton geriye doğru sürtünme etki ediyor. Şimdi benim uyguladığım kuvvet 80 Newton hala. Bu şekilde. O zaman benim burada net kuvvetim ne kadar olacak? Geriye doğru 20 Newton. Şu yönde 20 Newton. Bu cisim ivmelenecek. F net eşittir MA desem, M toplam A. Burada dikkat edelim. Toplam kütlem artık 5 kilogram oldu. Toplam kütlem 5 kilogram olduğuna göre ivmem de 4 metre bölü saniye kare olacak. Yani burada dikkat etmem gereken şey şu. Sistem ağırlaşınca zeminin tepkisi artacak. Zeminin tepkisi artınca sürtünme kuvveti artacak. Sürtünme kuvveti artınca burada bu cismin de belli bir hızı olduğu için artık net kuvvet geriye doğru olacak. Net kuvvet geriye doğru olacak ve ben buradan F eşittir, F net eşittir M toplam çarpı A yazmış oldum. Sistemin ivmesini bulmak için. İki aşaması var sorunun. Belki şurada soruyu çözerken şunu kaçırmamak gerekiyor. Toplam kütle artık 4 kilogram değil. Yeni durumda 5 kilogram. Hani bu detaya dikkat etmek faydalı olabilir. Bir de bizi ilgilendiren en önemli şey şuradaki geçiş. Sistemin kütlesi arttığında sisteme etkilenen sürtünme kuvvetinin de artması durumu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişi kazanan arkadaşımıza bir TET ya da bir AYT soru bankası hediye edeceğiz. 3-4-5 yayınlarından bu güzel soruların içinde olduğu diyeyim. Bu serinin 10. videosuna gelmişiz. Bu videoyu da burada tamamladık arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından ya da MF kazanımdan çözmemi istediğiniz soruları bana yorum olarak yazabilirsiniz. Ben onları mutlaka değerlendiriyorum. MF kazanımdan bayağı bir soru gelmişti daha önce başladığımız için. 3-4-5'ten de gelmeye başladı. Gelen soruları değerlendirip çözmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.